Net Online TV ekranlarından hepinize iyi akşamlar sevgili seyirciler. Objektif Bakış programına hoş geldiniz. Mübarek Ramazan bayramınızı tebrik ediyoruz Objektif Bakış ailesi olarak. Ercan Güneştör'le birlikte bu haftaki programımızı gerçekleştirmek üzere karşınızdayız. Evet Ercan abi, hoş geldin programa. Bayramını tebrik ediyorum. Görüşemedik. Çok teşekkür ederim. Ben de sizlerin, bütün Marmarislerin, ülkemizin, vatandaşlarımızın Ramazan bayramı hayırlara vesile olsun. İnşallah bir dahaki bayramı hep beraber kucaklayarak geçiririz. Böyle evden telefonla birbirimizi arayarak değil de yüz yüze görerek, ziyaret ederek birbirimizi kucaklayarak iyi bir bayram geçiririz diye ümit ediyorum. İnşallah, diliyorum inşallah. Bunu. Evet, maalesef işte pandeminin gölgesinde Ramazan bayramını kutladık ama yavaş yavaş artık Türkiye'de normalleşmeye başladı vakaların azalmasıyla birlikte. Ümit ediyoruz ki Kurban Bayramı'nda kucaklaşarak hep birlikte kurbanlarımızı eda ederek birlikte bir bayram geçirme sevinci yaşarız inşallah. Evet inşallah. Bu hafta biraz hem yerel hem ulusal da bakacağız Ercan abi. Öncelikle işte hükümet ekonomiyle ilgili gerekli tedbirleri aldı ama küresel bir salgın olduğu için küresel bir ekonomik kriz de sanki kapıda gibi. Biz tabii tedbirlerimizi aldık ama ekonomi sadece Türkiye ile bağdaştırılacak bir unsur değil. Tabii ki dünya ekonomisiyle birlikte, karma ekonomiyle birlikte hareket ediliyor. Neler söyleyeceksin abi? Biz tedbirlerimizi aldık. Türkiye güçlü bir ülke. Ona göre tedbirler alındı ama neler yapmamız gerekiyor bu işte ekonomik süreci daha iyi atlatabilmemiz için? Şimdi tabii globalleşen dünyada siz kendinizi bu işten soyutlayamazsınız. Soyutlarsanız Kuzey Kore gibi olursunuz. Kendi içinize kapanırsınız. Dünya ile entegre olmuş Türk ekonomisinin bugün bu global krizden etkilenmemesi mümkün değil. Biz her ne kadar tedbirlerimizi alsak da sonuçta bizim kalkınmadaki bir ülkeyiz. Kalkınma sürecinde bir ülkeyiz. Orta gelir tuzağına düşmüş bir ülkeyiz maalesef. Yani 9500 dolarlar civarında bir milli gelirimiz var kişi başı. Şimdi böyle bir durumda bizim dünya ekonomisinden kendimizi soyutlamamız mümkün değil. Bizim tabii en büyük satışımız, ihracatımız, en büyük kalemimiz Avrupa ve Amerika. Avrupa'da bugün Almanya gibi bir yerde %2,2 daralma var. Bir resesyona giriyor. Amerika hakeza %7,5'lik bir daralma var ekonomisinde. Şimdi bunları göz önüne aldığınız zaman sonuçta biz bütçe açığını neyle kapatıyoruz? Turizm gelirleriyle kapatıyoruz. Ondan sonra dış kredilerle kapatıyoruz. Şimdi turizm gelirleri maalesef bu sene hiç de parlak olmayacak gibi görünüyor. Yurt dışından borçlanmalarda da biliyorsunuz herkes kendi derdine düşmüş vaziyette. Yani sadece bizi değil, bütün dünyayı etkiliyor. Büyük başın büyük derdi olur tabii. Mesela Avrupa ülkeleri, Amerika bu konuda daha etkilenen ülkeler. Ama önümüzde bir işsizlik sorunu olacak gibi görünüyor. Bilhassa turizmde 1,5 milyona yakın işçinin çalıştığı bir sektör. Bunu evet. Ne kadarını istihdam edeceğiz? Bu bir sorun. Bu iş nereye gidecek? Göreceğiz bütün dünya ile birlikte. Ama ne kadar tedbir alırsak alalım sonuçta bizi etkileyecek. Herkes ona göre ayağını yorganına göre uzatıp bu sürecin geçmesini bekleyecek. Lüzumsuz harcamalarımızı keseceğiz. Mümkün olduğu kadar çok zorunlu harcamalarımızı yaparak kendi yağımızda kavrulmak suretiyle bu süreci atlatmaya çalışacağız. Evet, inşallah hayırlısıyla bu süreci de olumlu bir şekilde atlatırız Sayın Güneştürk. İnşallah. Evet, ben biraz genelden yerele geçmek istiyorum. Biliyorsunuz Mehmet Oktay Marmaris Belediye Başkanı seçildikten sonra gerçekten farklı bir şeyle yapıyla geldi. İşte şeffaf belediyecilik, herkese ulaşabilecek bir hizmet anlamında güzel işler vaat ederek geldi. Şöyle bir seçildikten sonra Marmaris Belediyesi'ni, daha doğrusu Mehmet Oktay'ı bir çerçevede değerlendirecek olursak neler söyleriz, neler yapıldı, neler yapılamadı? O işte şeffaf belediyecilik hizmeti anlayışı gerçekten sahaya yansıdı mı sizce? Şimdi ben olaya şöyle bakarım. Sonuçta 3 dönemlik bir Ali Acar yönetiminden sonra yeni bir başkanla seçildi ve onun idaresine geçtik. Evet. Şimdi ben Marmaris diye deyip değmediğine bakarım. Gözle görülür ne değişiklik oldu ona bakarım. Açık konuşayım, ben bir yılı aşkın süredir Sayın Oktay görevde. Ama evet. Ben daha hala
Marmaris'te göze dişe dokunur, göze çarpacak bir değişiklik görmedim. Yani Ali Acar'ın yapmış olduğu şeyler devam ediyor. Bunun haricinde tamam belki diyebilir ki işte Mart'tan beri bir pandemi sürecindeyiz. Bir şey yapamıyordu ama bu süreçte de ben mesela Marmaris Belediyesi'ni çok aktif görmedim. Evet. Daha aktif olmasını beklerdim. Yardıma muhtaç kişilere yardımlarını yapıyorlarsa da biz duymuyoruz. En azından bunu sosyal medyada paylaşsınlar, duyalım. Yani hoşumuza gider. Bakın bu konuda ben hiçbir zaman o parti bu partili diye görmem. Sonuçta Sayın Mehmet Oktay her ne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiş olsa da sonuçta 31 Mart'ta seçildikten sonra o rozetini çıkarttı. Bütün Marmaris'in, bütün 90 bin küsur kişinin belediye başkanı. Hepimizin evet. Belediye başkanı. Benim de belediye başkanım. Yani ben olaya o şu partiden bu partiden diye bakmam. Ama ben bir belediye başkanının bana bir şekilde değmesini isterim. Bir şekilde hayatıma müdahale etmesini isterim. Olumlu yönü tabii. Bunları göremedim. Bakalım bundan sonra nasıl olacak, ben de merak ediyorum. Yani Marmaris'te çok köklü değişimlere ihtiyaç var. Bu köklü değişimleri de yapmak için Sayın Oktay'ın bence sivil toplum örgütleriyle bir araya gelmesi lazım. Odalarla bir araya gelmesi lazım. Yani Marmaris'in artık çehresinin değişmesi lazım. Bu çehreyi değiştirmek için de yapılması gereken bir masa etrafında toplanıp hep beraber nasıl daha iyi bir Marmaris'i yaratabiliriz? Nasıl daha iyi bir turizm pastasından pay alabiliriz? Bunu tartışmamız lazım ama ben bu girişimleri daha henüz Sayın Oktay'dan göremedim. İnşallah bundan sonra olur diye ümit ediyorum. Bilmiyorum nasıl olur. Evet. Şimdi mevcut diğer başkan Ali Acar'ın Büyükşehir'le sürtüşmesi vardı. Sürekli bir hoşnutsuzluk vardı, bir çatışma vardı. Mehmet Başkan o anlamda Osman Gül'üne daha yakın olarak biliniyordu ve onun desteğiyle aday olduğu yönünde birçok spekülasyonlar yapıldı. Tabii siyaseti bilemezsiniz. Kapalı kapılar ardında neler konuşuluyor. Bu anlamda Büyükşehir'in desteğini aldığını düşünebiliyor musunuz Oktay'ın? Şimdi bakın bunlar onların parti içi sorunları. O onun desteğini almış, o onunla çalışıyor, o beni ilgilendirmez. Ben Marmaris'te yaşayan bir vatandaş olarak benim hayatıma belediye nasıl müdahale ediyor, nasıl dokunuyor ben ona bakarım. Osman Gül'ün o anlaşmış, bu anlaşmış beni hiç ilgilendirmez. Yani sonuçta geçmişte olan şeyleri biliyoruz. Yani Büyükşehir'le ilçe belediyesinin yat limanındaki zabıtaların çatışmalarını da biliyoruz. İşte otobüslerle takviye zabıta gelip buradaki yapılmış olan olayları da biliyoruz. Bunların hepsini geçtik bir kenara. Ama Sayın Oktay bugün Sayın Gül'ünle iyi anlaşıyormuş, kötü anlaşıyormuş beni hiç ilgilendirmez. Yani sonuçta vatandaşlara hizmet etmek için seçilmişler. Hizmet edecekler. O perdenin gerisinde anlaşırlar anlaşmazlar. Onların sorunu, aynı partiden ikisi de. Anlaşamamaları da çok enteresan. Ama benim istediğim hem Büyükşehir'in hem de ilçe belediyesinin vatandaşın hayatına dokunması. Hele bu süreçte daha fazla dokunması. Yani ben daha fazla Marmaris Belediyesi'nin bu pandemi sürecinde aktif olmasını beklerdim. Ama maalesef o aktif durumu göremiyorum. Evet. Yani peki siz görüyorsunuz basın olarak, bilmem. Ben göremedim. Evet, biz de yani ben de eğer eleştirecek olursam gerçekten o şeffaf belediyecilik hizmetinin çok sahaya yansıdığını söyleyemeyiz. Özellikle pandemi döneminde belediyeden farklı bir daha sosyal bir hizmet anlayışı bekliyorduk. Ancak bunu şu saate kadar görebilmiş değiliz. Peki pandemiden sıyrılacak olursak Marmaris'in şu anda size göre en önemli sorunları nedir? Bir ikisini sıralayacak olursak neler söylersiniz? Şimdi Marmaris'in en büyük sorunu tabii turizmi nasıl tekrar eski haline getireceğiz? O üyemeyi nasıl kazandıracağız? Bir. İkincisi Marmaris'te çok ciddi bir biliyorsunuz restoran sandalyesi enflasyonu var. Her şey evet. Dahi sisteminin olduğu bir yerde yatak sayısından fazla sandalye sayısı varsa eğer, kuver sayısı, hadi turizm bir tabirle söyleyelim. O zaman burada bir takım şeyler, hanutçuluklar, şunlar bunlar türer. Yani bunların önüne geçmek lazım. Mağazalarımızı taklit ürünlerden kurtarmamız lazım. Yani Marmaris'te biz turizm yapacaksak gelen turist gönül rahatlığıyla çarşıya girip kandırılmadan alışveriş yapacağını bilmesi lazım. Eğer siz her şeyin taklidini satarsanız o zaman ne olur? O taklit ürünleri alan turist gelir. O taklit ürünleri alan turistin de harcayacağı para bellidir. Evet. Yani biz burada gelirimizi nasıl arttırırız? Gelen turistin cebinden yasal yollardan, legal yollardan daha çok parayı nasıl alırız? Hangi hizmeti sunarak alırız? Bunun mücadelesini vermemiz lazım. Bunun tartışmasını yapmamız lazım. Ama maalesef turizmde
Ben yıllardır bu tartışmaların içindeydim. Deniz Ticaret Odası'nın meclis başkanlığı yaptığım dönemde, Deniz Turizm Birliği'nin yönetim kurulu başkanlığı yaptığım dönemde hep bunları söyledik. Ama maalesef biz söyledik, biz işittik. Halen daha bir gram ileri gitmişliğimiz yok bu konuda. Halen evet. Daha yani diyelim ki pandemiden sıyırdık. Hadi bakalım ne olacak? Yine eski hamam, eski tas. Restorancılar yine kapının önünden onu bunu koluna saldıracak. Taklit ürünler çarşıda satılacak. O zaman kaliteli turist beklemek biraz hayal oluyor bence. Evet. Bu anlamda turist beklemek de çok doğru değil diyorsunuz. Peki, kaliteli turist. Ben kaliteli turist beklemek çok daha iyi yani olur. Yani eskiden hatırlarım ben. Filli turistler gelirdi buraya. Evet. Çok yani bıraktığı parayı bilirizler. Nerede filli turistler? Yok. İsveç'te yok. Ucuz İngiliz'e kaldık Hooligan'lara. Onlar da gelemiyor bu sene. Yani İngiliz'e kaldık. O bile yok ortada. Maalesef. O nedenle yani bizim bu turizm konseptini Marmaris'te yeni baştan tartışmamız lazım. Ne yapacağımıza karar vermemiz lazım. Ha bu mas turizmle devam mı edeceğiz ki bu pandemi süreci böyle devam ettiği sürece mas turizm bence ölmüştür. Evet. Yani böyle her şey dahil bilmem ne şu bu açık büfeler filan tarihe karışacak. O zaman demek ki butik otelciliğe döneceğiz. Daha butik şey yapacağız, turizm yapacağız. Daha kaliteli turist getireceğiz. Belki bir iki sene sıkıntı çekeceğiz ama ondan sonra önümüz açılacak. İnşallah. Peki, yıllardır Marmaris'in bir özlemi vardı Sayın Güneş Tutar. Marmaris'e yakışan bir şehir stadyumu hayali vardı. Ancak işte hem yerel yönetimler hem de artık bilmiyorum işte spor camiasından mı çok destek gelmedi. Bu anlamda Marmaris yıllardır o özlediği stadı bir türlü kavuşamamıştı. Ancak şu anda yeni şehir stadı tamamlandı diyebiliriz. Fakat tartışmaları da beraberinde getirdi. İşte Marmaris Spor'un renkleri siyah beyaz. Vay efendim neden beyaz kırmızı beyaz oldu? Kırmızı beyaz da bizim milli takımımızın bayrağımızın simgeleri kırmızı beyaz. Bu anlamda neler söylemek istersiniz? Şehir stadyumunda kimlerin desteği oldu? Nasıl şehir stadyumuna kavuştu Marmaris? Şimdi bir kere bu konuda geçmiş dönem ilçe başkanı Van Ülgen, mevcut il başkanı Kadem Mete ve her iki vekilimiz Yelda Hanım ve pardon ismi bak şu anda şey yapmadı diğer vekilimiz o her ikisinin de büyük katkıları oldu. Bu konuda onlara bir teşekkür borçluyuz. Ha bugüne kadar niye yapıldı diye yapılmadı bunun tartışmanın alemi yok. Sonuçta yapıldı. Ve evet. Çok da güzel Marmaris'e yakışan bir tesis yapıldı. Mehmet Yavuz Demir, pardon çok özür dilerim kendisinden de. herhalde bu koronavirüs bizi de mi vuruyor nedir? Estağfurullah. Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Gökçen her iki milletvekilimize çok teşekkür ediyoruz. Şimdi oldu olmadı bitti sonuçta. Şimdi renklere takılmamak lazım. Bakın mesela Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın, Göztepe'nin statları onlara kiralanmış durumda. Bu nedenle de onlar kendi kulüp renklerini kullanıyorlar. Ama Marmaris'in bu sahası bütün spor kulüplerine hizmet verecek. Sadece Marmaris Spor'a değil ki. Evet. Sadece Marmaris Spor'a tahsil edilseydi o zaman Marmaris Spor'un haklı olarak böyle bir talebi olabilirdi. Kardeşim bana tahsis edildi burası, kirasını da ben ödüyorum. O zaman tribünlerin renkleri de benden olsun. Ama bu tesis bütün Marmaris'teki spor kulüplerine hizmet edecek. O nedenle burada kırmızı beyaz milli rengin seçilmiş olması çok doğal. Ha ileride bu tesis Marmaris Spor'a tahsis edilir. Marmaris Spor'da 2. Lig'e, 1. Lig'e eskisi olduğu gibi çıkarsa 2. Lig'e çıkmıştı biliyorsunuz. Süper Lig'e çıkarsa o zaman orada tahsis edilir bu stat. O zaman siyah beyaz yapar. Çok doğal. Ama bugün renkler üzerinden gitmemek lazım. Sonuçta güzel bir tesis yapıldı. Yıllarca biz uğraştık. Dedik ki burayı sentetik çim yapalım. Çünkü bir tane stadımız var. Bu stada çok da kulüp var çalışmak isteyen. Ben yıllarca Marmaris Master'larda futbol oynadım. Son iki sene evveline kadar. Yani hakikaten Marmaris tesis açısından çok fakirdi. Gittiğimiz yerlerdeki tesisleri gıptayla izliyorduk. İşte soyunma odaları, duşları, sahanın zemini filan. Bizimki hakikaten utanıyorduk. Şimdi Kıvanç'la herkesi davet edebileceğimiz bir tesis çıktı ortaya. Ha Beldibi'ndeki tesislerde eğer yapılırsa orada da iki tane sahamız var biliyorsunuz. Evet. O zaman spor kulüpleri daha da rahat edecek. Bir kısmı buraya, bir kısmı da diğer Beldibi'ndeki sahalarda çalışmak suretiyle duyduğum kadarıyla İçbeler'deki sahayı da Sayın Oktay ele almış. Orayı da tanzim ediyormuş duyduğum kadarıyla. Çok güzel bir gelişim. Böyle bir bilgi var ama evet, teyide muhtaç. Yani ben bilmiyorum. Yani ben böyle bir şeyi bizim kulüp başkanımız Azmi Özkan'dan duydum. Eğer böyle bir şey varsa da Sayın Oktay'a teşekkür ederiz. Sonuçta
böyle bir tesisi Marmaris sporuna, Marmaris'teki sporculara kazandırıyorsa bunu çoğaltmak lazım. Sonuçta görüyorsunuz bu pandemi sürecinde profesyonel kulüplerin ne zorluklara düştüğünü maddi olarak. Artık evet. Hepsinin altyapıya önem vereceğini, altyapı da sadece İstanbul'da olmayacağına göre Türkiye'nin bütün her yerinden izleme komiteleri kurup sporcuları, futbolcuları alacaklar, İstanbul'a götürecekler ve orada işte profesyonel takıma kaynaştırmaya çalışacaklar ve ondan sonra da önleri açık sayar Avrupa'da gidecekler. O nedenle buralardaki tesisler çok önem kazanıyor. Buradaki sporcular da önem kazanıyor. İnşallah bu böyle devam eder. Marmaris'in de bir tek Salih'le kalmayız. Daha başka futbolcuları da büyük takımlara veririz. İnşallah, inşallah. Bu dediklerinizle ben de katılıyorum. Çünkü spor gerçekten önemli. Özellikle turizm kentlerinde spor bir adım daha öne çıkıyor. Şimdi efendim ben genç AK Parti ilçe başkanı Ceyhun Gökmen'den biraz bahsetmek istiyorum. Genç bir başkan, dinamik, çok hırslı. Adım atmadığı yer yok. İşte atamayla göreve geldikten sonra tabiri caizse karış karış Marmaris'i dolaşıyor. Ceyhun Gökmen'i siz de bir dönem, yani bir süre çalışma imkanı buldunuz eski yönetim olarak. Kendisine yol gösterdiniz. O siyasi tecrübenizi aktardınız. Az bir dönem de olsa. Neler söylemek istersiniz Sayın Güneşler? Şimdi biz eski yönetim değiliz. Bizim hala devam ediyor da. Kongre yapana kadar evet, kongrede iptal oldu galiba. Valla şu anda belirsiz bir süre ertelendi. Bizim de tahminimiz inşallah genel merkez Sayın Gökmen'in yapacağı yönetimi onaylar. Daha sonra bu yönetimle kongreye gider. Kongre süreçleri açıklandıktan sonra tarihleri. Şimdi Ceyhun Başkan'la biz 3 yıl beraber çalıştık Osman Ürgen zamanında. Evet. Çok başarılı bir arkadaşımızdı. Kendisi ilçe sekreterliği yaptı. 31 Mart akşamı seçimler bitti. Yönetim kurulu toplantısı yaptık biz işte 2 gün sonra filan. Evet. Bir tartışıyorduk bir konuda. Ben o zaman Ceyhun Gökmen'in ismini öne çıkarttım. Dedim ki önümüzdeki yıllarda bundan böyle genç siyasetçiler daha böyle yumuşak dilli siyasetçiler bence siyasette öne çıkacaklar. Benim de dedim bundan sonraki adayım Ceyhun Gökmen'dir dedim. Böyle bir laf yönetim kurulunda atmıştım ortaya. Evet. Tabii bunlardan hiçbir haberim yoktu yani ne oldu daha o zaman o tarihte daha Ceyhun Gökmen'in ilçe başkanı olacağı filan mevzu bahis değil. Ben kendisini açıkça konuşayım. Bundan sonraki dönemde eğer Serkan Yazıcı tekrar aday olmazsa Marmaris Belediye Başkanı adayı olarak düşünmüştüm. Fakat sonuçta bir takım gelişmeler neticesinde Osman Başkanımız ayrılmayı uygun gördü. Onun üzerine Ceyhun Gökmen'in ismi üzerinde hem genel merkezimiz hem vekillerimiz hem de il başkanımız hem de teşkilat. Temayül yoklamasında da onun adı çıktı. Onun ismi üzerinde birleşildi. Ve kendisi her ne kadar çok fazla tecrübesi, siyasi tecrübesi olmasa da ki iş tecrübesi var tabii. Gökmen ailesi bugün Marmaris'in ileri gelen ailelerinden. Evet. Siyasi tecrübesi olmasa bile çıktı. Çok da çok zor bir süreçti. Bakın yani bu süreç çok zor bir süreç. Yönetim kurulunu toplayamıyor, yüz yüze görüşemiyor ancak telefonla görüşebiliyor. Veya işte bir takım sosyal medya üzerinden toplantılar yapmaya çalışıyor. Buna rağmen bu süreci çok başarılı atlattı. Maddi manevi çok yükü var üzerinde. Çünkü hiçbirimiz ona yardımcı olamıyoruz maalesef. Toplantılar yapılamadığı için de. Ancak işte telefon açıp bize bazen akıl danışıyor. Kendisine biz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama benim gördüğüm kadarıyla çok başarılı bir ilçe başkanlığı süreci geçirecek kendisi. Marmaris güzel, tertemiz, pırıl pırıl bir siyasetçiyi kazandı. Bunun kıymetini bilsin Marmaris. Partisi mühim değil bakın Ceyhun başkanımız da yani öyle siyasette ben şuraya gideyim buraya gideyim diye bir düşünüyorsun. Onun tek amacı var Marmaris'e hizmet etmek. Marmaris'e hizmet etmek isteyen bir kişinin de herkes destekçisi olursa beraber el ele kol kola Marmaris'i daha iyi yerlere getirmek bizim için hepimiz için bir avantaj. O nedenle Ceyhun başkana sahip çıkalım. Benim tahminim çok başarılı olacak. Güzel bir süreç geçirecek, güzel bir ilçe başkanlığı süreci geçirecek. Ha bundan sonraki önümüzde ne olur, hayat ne gösterir, siyasi hayat bilemeyiz tabii. Ama gördüğüm kadarıyla öne açık. Evet, bence de bir gazeteci olarak ben de yorumlayacak olursam, işte atandıktan sonra ilk görüştüğümde ben gözlerinden gerçekten o parıltıyı hissettim, gördüm Ceyhun Başkan'da. Marmaris dediğiniz gibi pırıl pırıl bir siyasetçi kazanıyor. İşte kolektif siyaset bu. Öyle değil mi? Artık yani dünya kolektif siyaset yapıyor.
Bu anlamda Ceyhun Başkan da kolektif siyasetin bence yerelde en büyük temsilcisi olacak diye düşünüyorum. Yolu açık olsun. Siyaset uzun bir yol. Tecrübeyle evet. birlikte bunu siyasetçi oluyorsunuz. Ümit ediyoruz ilerleyen dönemlerde Marmaris'e büyük hizmetleri olacak Sayın Güneştar. Şimdi bakın diğer partilerin ilçe başkanlarına da bakıyorum. Hepsiyle bu okul arkadaşı veya aynı dönemin arkadaşı. Yani evet. O nedenle beraber kolektif bir çalışma içine girmeleri daha rahat olacak. Yani zıtlaşmanın olmadığı bir siyasi ortam var şu anda Marmaris'te. Evet. Benim gördüğüm kadarıyla. Daha evvel biliyorsunuz buradaki hakim olan siyasi partinin ilçe başkanı çok sert bir siyaset yapıyordu. Ama o siyaset artık bitti. Benim evet. şu anda gördüğüm kadarıyla her diğer üç partinin diyelim işte dört partinin de ilçe başkanları gayet mülayim kişiler. Onların başında Kemal abileri de hepsinden yaşça da büyük. Onun da sözünü dinliyorlar. Yani çok yumuşak güzel bir ortam var. Siyasi zıtlaşma yok. Birbirine hakaret eden kimse yok. Bence bundan Marmaris çok şey kazanacak benim tahminim. İnşallah böyle devam eder. Evet, inşallah. Evet, programın sonuna geldik. Ben son sözlerinizi alayım Sayın Güneştar. Ondan sonra programı kapatacağım. Son söz olarak ben ne diyeyim? İnşallah yarından itibaren tekrar şey yapıyoruz. Bu kısıtlamalardan çıkıyoruz. Bir takım normalleşme kararları da alınmış vaziyette. Ancak şunu söylemek lazım. Ben bilim kurulu üyelerini de hep izliyorum. Aman diyorlar, maske, sosyal mesafe. Maske, sosyal mesafe. Yani bu iş bitti. Haydi eskiye dönelim, eskisi gibi olalım diye bir düşünceleri olmasın kesinlikle. Tekrar o maskemizi ihmal etmeyeceğiz. Sosyal mesafe ve dikkat edeceğiz. Bu işin, yani bu virüsün aşısı bulunana kadar bu işin çözümü henüz hallolmuş değil, bulunmuş değil. Aman ne olur dikkat edelim. Yani aniden patlayıverir bu tekrar, yükseder ikinci, üçüncü dalga. Bu hepimize zarar verir. O nedenle maskemizi ve sosyal mesafeye dikkat ederek hayatımızı idame ettirelim. Evet, çok haklısınız. Rehavete gerek yok. Çünkü gerçekten ciddiye alınması gereken bir salgın. O anlamda dikkatli olmamızda fayda var. Çok teşekkür evet. ederim. Bu akşam da programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta farklı konularla, farklı yorumlarla sizlerin karşısında olmayı hedefliyoruz. Şimdilik hepinize iyi akşamlar diliyoruz sevgili seyirciler. Hoşça kalın. İyi akşamlar.